Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Acun Ferrara. Acun. Acun Ferrara. Evet, Ferrara'yım. Sevgiler, Acun Ferrara ekibi olarak Mallorca'ya şu an itibariyle indik. Gerçekten süper bir ada. Birçok şehir var. Hepsini gezeceğiz. Gördüğünüz gibi kumluyum. Açıklıyorum, kumluyum. Çünkü biraz evvel kumdaydım sevgiler. Önemli değil. Kumumu ben silerim. Onu hiç kafanızı takmayın. Biz şimdi Mallorca'yı gezeceğiz. Mallorca'da ne var? Her şey var. İnanılmaz doğal güzellikler, inanılmaz plajlar. Ülkemizi aratıyor mu? Aratıyor tabii. Biz her yerde Türkiye'yi özlüyoruz. Fakat Mallorca'daki ortam gerçekten çok güzel. Siz de buraya gelin diyeceğiz ama öncelikle adayı göstermemiz lazım. Çünkü bu ortamı sizin yaşamanız lazım. Mesela paraşütteki bayanı görüyorsunuz sevgili seyirciler. Paraşütte şu anda bir bayan var. O Mallorca'yı yaşıyor. Siz de yaşayacaksınız. Ama sizin buraya gelmenize gerek kalmayacak. Çünkü sizin paranız cebinizde kalacak. Siz Acun Ferrara farkıyla Mallorca'da turlamaya başlayacaksınız. Hadi Mallorca'yı gezelim. Öyle manzaralarda öyle evler görüyoruz ki buradan bakıp bakıp iç geçiriyoruz sevgili seyirciler. Sağda ve solda iki tane ev görüyorsunuz. Ev mi, şato mu ne derseniz deyin. Ortada da bir tane tekne. Çok güzel bir manzara bana göre. Ve insanlar demek ki sevgili seyirciler burada Mallorca Belediyesi'ni merak ediyoruz. Acaba nasıl buraya izin verdi de iki tane ev yaptırdı. Tabii o bizim konumuz değil şu anda. Fakat buradan bakıp bakıp iç geçiriyoruz. Bir yandan da tabii ki zengin malı yurtun çenesini yuvar hesabı. Buradan soruşturma istiyoruz. Neyse teknemize bakalım. Vadinin ortasındaki tekne, sağda solda evler ve manzara bazı şeylere noktayı koymuş. Biz burada arabamızda gördüğünüz gibi şu anda Mallorca turumuza devam ediyoruz. İşte arabamız, o mavi araba niye durdu diyeceksiniz. O mavi araba bizimki, şuradaki ufaklık niye durdu bilmiyoruz. Herhalde bir olay var. Neyse biz ilerideki lüks arabamıza doğru gidip Mallorca turumuza devam edelim. İngilizler adeta bir şehri ele geçirmiş sevgili seyirciler. Şehrin adı Magaruf ve burada gördüğünüz herkes İngiliz. Şöyle şu tarafa doğru bakarsanız şu mavili kız var mesela mayolu. Orada yatan mavili bir kız var bak mavili. Mavi mayolu sana bakıyor şu anda evet. El sallıyor. Sevgili seyirciler o İngiliz mesela. Daha doğrusu herkes İngiliz. Londra'da bile bu kadar İngiliz göremezsiniz. Sağımda solumda her tarafta İngilizler var. Mesela şu arkadaş nereden diye soracağız ve cevaba bakalım. Hello, where are you from? Yorkshire. Yorkshire, England. England. England, yeah. You are eating? Mesela sevgili seyirciler kahvaltı mı ediyorum diyor. Size el sallıyor. Mesela yine burada kızlar var. Where are you from? Chester in England. England, yeah. So many English people around here, huh? Yeah. Yeah. So your two girls? Ten of us all together, but the others are at the pool. She's shy? Yeah. Voice. She's lost her voice from all the clubs. Ah. That's the reason, huh? Yeah. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili seyirciler herkes İngiliz diyorum inanmıyorsunuz. Yani burada insanlara neredensiniz diye sorduğumuz zaman insanlar bize şey demiyor. Yani kalkıp da İngiltere'den demiyor. Olduğu kasabayı falan söylüyor. O derece yani İngilizler. İşte kız görüyorsunuz öbür tarafa doğru gitti. Arkadaşlarına şu anda Türk televizyonuyla röportaj yapıyorum diyor. O da safkan bir İngiliz belli zaten. Evet ıslanmış yalnız. Bu ıslak bir İngiliz sevgili seyirciler. Bu seferki ıslak bir İngiliz. Bunlar da hayır. Evet herkes İngiliz diyorum sevgili seyirciler.
Mallorca'da arabalı at yarışları var seyirciler. Arabayla atı gördüğünüz gibi beraber birleştirmişler ve bu şekilde yarışlar var. Arka tarafta da bunun hipodromu var zaten. Şu anda antrenman bölümündeyiz. Ve gördüğünüz gibi atları ısıtıyorlar şu anda. Evet, kızla çocuk beraber ata binmişler. Tabii eski çağlardaki atlara benziyor biraz ama gladiyatörlerin zamanından. Fakat şu bir gerçek, burada özel bir olay bu. Ve insanlar bu yarışlarla adeta bir futbol maçı gibi heyecanlanıyorlar. İşte şu anda idmanda, antrenmanda olan bir at görüyorsunuz yine. Evet, arka tarafta da uzakta Feridun Göster. Orası da hipodrom. Ve hipodromda da şu anda bayağı sprintler var en ileride. İşte burası da hipodrom seyirciler. Şu anda sprintte olan bir atı görüyorsunuz. Gerçekten oldukça hızlı ve büyük bir at. Bunlar artık herhalde yarış öncesi son antrenmanlar. Evet, buradaki bahisçiler seyirciler sabahları buraya geliyorlar ve atların son durumuna bakıyorlar. Ona göre herhalde not tutup ertesi günkü yarışta da bahislerini oynuyorlar. Şu anda ısınan atlar var, koşan atlar var seyirciler. Her türlü at var gerçekten. Ülkemizde görmediğimiz bir olay bu. İşte ileride yine yele yele giden bir at seyirciler. Tabii burada şöyle bir fark var sevgili seyirciler. Bayan sürücüler de var. Evet, jokeylerin bazısı bayan. Yani erkek bayan fark etmiyor burada. Çünkü jokeyin çok hafif olmasına gerek yok. Sonuç itibariyle bir araba var ve atın mühim olan o arabayı çekmesi. Tabii kilo belki önemlidir ama mesela gördüğünüz gibi bayan bir jokey var sevgili seyirciler. İşte süper bir depar görüyorsunuz şu anda sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi bana göre son düzlük deparı bu. Evet, inanılmaz derecede hızlı geçti. Herhalde bu yarış zamanındaki deparlara benziyor. Burada dediğim gibi buranın belli efendisi, burası sevgili seyirciler. Burada yarışıyor atlar ve şu anda sadece tabii ki onların idmanını seyrediyoruz. Bazı ısınıyor, bazı koşuyor. Fakat arkamda tribünleri görüyorsunuz. Bu tribünler pazar günleri Mallorca'da doluyormuş. Gerçekten güzel bir atmosfer. Yani illa oynamamıza gerek yok, herhangi bir şekilde bahis oynamamıza gerek yok. Burada bu atları seyretmek bile gayet zevkli. İnsanlar her yerde eğlenebiliyorlar seyirciler. Görüyorsunuz şu anda dans ediyorlar ve bir yandan şarkı söylüyorlar ve bir yandan da eğleniyorlar. Şu anda ne söylüyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama. Eğer yükseklik korkunuz varsa Mallorca'da bu noktaya zor geliyorsunuz sevgili seyirciler. Çünkü aşağı doğru bakarsanız nerelerden tırmandığımızı görürsünüz buraya kadar. Metrelerce tırmandık ve bu noktaya ulaştık. Tabii bizim için o kadar zor olmadı. Şuradan bir yol var, hemen küt diye geliyorsun. Fakat bu fener Kava feneriymiş ve tarihi bir fener. 1800 yıllardan kalma, 1970 yılında restore etmişler. Bana göre adanın her yerine hakim bir noktadayız şu anda. Buradan sağıma soluma bakıyorum ve her şeyi görüyorum. Zamanında herhalde önemli bir değeri vardı buranın, çünkü herhalde düşmanlar geldiği zaman bu noktadan çok rahat görülebiliyor sevgili seyirciler. Aşağı doğru bakıyorum, ne görüyorum? Vallahi büyük bir yükseklik var. O yüzden fazla da bakıp buradan yükseklik korkumuzu da test etmek istemiyoruz. Dört dörtlük bir noktadayız şu anda. Baktığımız zaman sevgili seyirciler, burada insanlar sere serbe yatıyor tabii. Öğleden sonra şu anda saat burada 4 ve herkes plaja yeni gelmeye başladı. Çünkü gece hayatı biliyorsunuz Mallorca'da oldukça iddialı. O yüzden insanlar yeni geliyorlar plaja. Ve harama. Evet, bayağı yanmış sevgili seyirciler. Kızı giydiriyoruz şu anda. Siz de mozaikten kurtulacaksınız. Yalnız tabii gerçekten giyinmese de olurmuş, onu da söyleyeyim. Evet.
Thank you very much. Sorry to disturb you. It's okay. What's your name? Lindsay. Lindsay, how long have you been here? Since March. You have been suntanning for so long? Today. No, for last month. Yeah, 4 months. 4 months you have been suntanning. Yeah. After 4 months this color can be on yeah. Mantıklı. Evet sevgiler, 4 aydır güneşleniyorum hocuncum. O yüzden müsaadenle artık derimin rengi değişti dedi. Bu İngiliz rengi değil sevgiler. What's your job? My job, yeah. I work in a bar. In a bar, yeah. So now you are racing time. It is, yeah. How is to work here, yeah? Is it hard? No, easy. Easy life. Easy life. Sometimes you work, sometimes you sometimes. How many are you here? Two, but you are 6 of girls yeah. Working here yeah. And earning money. Yes. İş tecrübesini ediniyormuş sevgili. Burada barda çalışıyormuş. Maybe next time you try to work in Bodrum maybe. I've been to Turkey. Really? 9 times. 9 times? Unbelievable. 1 second. Good news for us. I have to translate. Evet sevgili. 9 kere Türkiye'ye gelmiş. Belki de Türk sevgilisi vardı. Bilmiyoruz artık. Of course, if you come 9 times for Turkey, there should be love affair. Little. What was his name? Safa. 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 Tefaya bak sen, Tefa. Maşallah var ha. Which part of Turkey is he from? Marmaris. Marmaris. Now he's in Marmaris? Yeah, I don't know. I don't know. You don't call him anymore. I never went, no. He broke your heart. No. Did he break your heart? Yeah, I broke his heart. You broke? you kicked our guy. Unbelievable. Shame on you. Tefa'yı şutlamış kız. Niye böyle bir şey yapıyor anlamıyorum. Yazık olmuş Tefa'ya. Spanish guys better? No. No, Turkish guys. No. Good looking. Good looking. A lot of Turkish guys. One second. Wow, şaka gibi bir şey çıktı bize sevgili. Bugünkü programımızı Mallorca'da bitirmeye karar verdim ben. Bu röportaj yarım saat daha sürer yalnız. When will you be coming to Turkey? You think? When will I be going? Yeah. Probably next year. Next year. Madem Türkiye gelecek, bu kıza bir hediye verelim bari ki aramızda bir bağ olsun sevgili. We want to keep in touch with you. So I'm going to give you a present. Okay. When you look at it, you will remember me. Okay. Evet sevgili seyirciler. Kıza hediyesini verdik. Thank you. Keep it on fiber. Okay. Evet sevgili, merak etme. Saati ayarlarım dedi. Biz gidiyoruz. Yani abi gitmek zorunda. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gidiyoruz evet. Gidiyoruz abi. Buradan gidiyoruz ya. Şimdi de karşınızda tam bir İspanyol köyü sevgili. Sağ tarafta arkamda görüyorsunuz. Köy evleri ve restoranlar var. Orada bir tane restoran var sevgili. Masaları koymuş adam. Manzaraya karşı orada müşteri bekliyor. Ve tabii bir İspanyol mimarisi deyince aklımıza şöyle binalar geliyor sevgili. İşte adamlar köyü gördüğünüz gibi dağın tam eteğine yapmışlar. Ve güzel bir manzara gerçekten. Şimdi binaların hepsinin aynı renk olduğunu görüyorsunuz. Çünkü başka renkli bina yapmak burada yasak. O yüzden bu renk olmak zorunda hafif sarımtırak bir rengi var Mallorca'daki dağlardaki köylerin renginin. Evet işte burada yine görüyorsunuz sevgiler ağaçlar, evler, işte ne bileyim başka içten de uydu anteni. Var bir şeyler var yani. Mallorca'ya dönüyoruz sevgili seyirciler. Turizm cenneti ve belki de turizm rekortmanı bir ada. O zaman ne yapıyoruz? Vakit kaybetmiyoruz ve bu adayı gezmeye devam ediyoruz. Mallorca'da akşamüstü insanlar sahilde yürüyorlar sevgili seyirciler. Bizim İzmir'deki kordon gibi işte sahili görüyorsunuz. Kenarda palmiyeleri koymuşlar ve güzel bir yol yapmışlar. Sol tarafta ne var? Tabii ki deniz. İşte denizi görüyorsunuz sevgili seyirciler. Yatlar burada park etmiş.
Yani burası bir nevi bizim İzmir'deki kordonu andırıyor diye biz değerlendirdik. Artık onu siz bilirsiniz nereye benzeteceksiniz. Fakat yola baktığınız zaman gerçekten insanın yüreğisi geliyor. Gayet güzel bir ortam var. Kaldırımda böyle yavaş yavaş akşamüstü yürüyorsunuz sevgili seyirciler. Biz de yavaş yavaş yürüyoruz şu anda gördüğünüz gibi ama geri geri yürüyoruz. Çünkü şu anda görevimizin başındayız ve o yüzden bizim dik yürüme şansımız yok. Size ancak şuradan birkaç tane tekne gösterelim bari. Take it easy Hamburg diyor sevgili seyirciler. Adam Hamburg'da atlamış Mallorca'ya gelmiş. Ve bu saatlerde şu anda burası daha kalabalık değil. Çünkü akşamüstüne doğru kalabalık artacak. İnsanlar sağlıklı yaşam için yürümeye başlayacak. Biz de o sırada ne yapacağız? Biz o sırada çoktan başka moda geçeceğiz. Çünkü karnımız çok acıktı. Müsaade ederseniz biraz yemek yiyelim. Siz de o sırada Mallorca sokaklarında dolaşmaya devam edin. Plajda herkes eşini bulmuş sevgili. Fakat böyle bir eş olabilir mi? Hello. How are you? Fine, thank you. On vacation. Yeah. Both of you from England. Yeah. How long have you been together? To get here. No, relation. Oh, 3.5 years. 3.5 years. Oh, is going towards marriage. I hope. Possible. Possible. Have you ever been in Turkey? No. Never? No. But this doesn't mean that you will not go. No, we nearly ended up going to Turkey, but then we decided to come here. Ah, last minute. Yeah. Last minute goal you scored. Bodrum. Bodrum, yeah. Evet, teyze, Bodrum'a gelmek istiyorlarmış. Gördüğünüz gibi çocukla kız. Bodrum, very nice place. And honeymoon in Turkey. It's okay. Yeah. In future, when you marry, you are student now? Yeah. About to finish? I've finished now. Finished now? Yeah. So resting. Yeah. Then start working. What will you be? Fashion designer. Yeah. Aha, one second. Good job. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi kız moda designer olacakmış. Bizi de dizayn etsin mi? Hayır, gerek yok. Biliyorsunuz üstümüz başımız güzel. Plajlar süper gerçekten sevgili seyirciler. Şu anda deniz de güzel, plaj da güzel, her şey güzel. Bu ortam olmanız gereken bir ortam. Yani buraya gelmeniz lazım. Mallorca'da bu plaj bana göre bir numara diyorum. Fakat bizim gördüğünüz bir tek plajlar değil. Şu anda biraz yükseklere doğru çıkalım. Manzaraya çıkalım. Süper görüntüler orada da var. Şimdi bu plajı böyle bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada 15'li bir erkekli grup var sevgili seyirciler. 15 tane çocuk. Hepsi size sallıyor gördüğünüz gibi. Hepsi sizi sevdi şu anda. Ve biz bu 15'li grubu burada bırakıyoruz. Çünkü 15 erkekle bizim röportaj yapmamız gereksiz olur. Hemen yükseklere doğru çıkıyoruz. Manzaraya buyurun. Her şey deniz değil sevgili seyirciler. Şu anda da bir dağa tırmanıyoruz. İşte arkamda TX dağını görüyorsunuz. Ve öyle enteresan bir yol yapmışlar ki buradan bir bakıyorum 3 tane yol görüyorum aşağı doğru. Hatta sayarsak toplam 6 da çıkabilir sevgili seyirciler. Fakat 3 tane paralel yol görüyorsunuz burada. Bunların 3'ü de aynı yere çıkıyor. Yani dağa çıkarken bu yolların hepsinden geçiyorsunuz. Fakat gayet düzgün bir inşaat gördüğünüz gibi. Bir araba geliyor hatta oradan. Kısacası gerçekten enteresan bir yolla da çıkıyorsunuz. 15 kilometre sürüyor çıkmak. Fakat böyle geze geze bir yandan etrafı seyrediyorsunuz, bir yandan yolları seyrediyorsunuz ve daha çıkıyorsunuz. Biz şu anda çıktık mı? Hayır, daha orada. Birazdan çıkacağız. Fakat şu bir gerçek ki burada yolda araba kullanmak bile bir zevk. Zirvesine geldik ve burada ikiliyi bulduk. Şu anda Türkçe konuştuğum için bana şaşkın şaşkın bakıyorlar. Buna biz alışırız sevgili seyirciler. Çünkü ne dediğimi bilmiyorlar ve merak ediyorlar tabii. You don't understand what I'm saying, of course. No. Where are you from? I'm from Canada. You? I'm from Australia. Australia. Lovers? Yes. Oh. Evet sevgili seyirciler. Dünyanın iki ucundan. The other two sides of the world meet in other side of the world. That's right, yeah. Where did you meet each other? We met in the US, in California. İkisi San Francisco'da buluşmuşlar. Aşık olmuşlar ve bu motorla da burayı geziyor. This is your bike? This is our bike, yes. You enjoy it, huh? I love it. Lots of fun. Evet, evet, Mallorca'da böyle ufak mopedlerle eğlenebiliyorsunuz sevgili seyirciler. Herhalde bunlar biraz daha aşık oldukları için eğlenceyi daha yüksek dozda yaşıyorlardır diye düşünüyorum. Müzik
How long have you been here? Been here for 3 days. 3 days? Yeah. And after here? Maybe Ibiza. Ibiza. Oh. No, we'll see. It depends on your mood. Exactly. How much more beautiful sun we want. Evet Sevgi, bunlar anladığıyla para olayını aşmış herhalde. Kafamıza göre belki Ibiza'ya gideceğiz. Sonra belki nereye gideriz bilmiyoruz diyorlar. What's your job? Well, we quit our jobs and are traveling. We travel for 2.5 months through Europe. Europe? Yep. Yeah, both of you quit, huh? Yeah, not working. 2.5 aydır sevgili seyirciler işi gücü bırakmışlar. Bizi görüyorsunuz şurada, ekmek parası için sevgili seyirciler, dişimizle tırnağımızla dünyayı kazıyoruz. Adamlar işlerini güçlerini bırakmışlar, 2.5 aydır tatilde geziyorlarmış. Will you travel more? About 2 months more. 2 months, I think. Yeah. How long will that relation last? Oh, we've been together for four years. 4 years. Oh. You are, and you haven't seen Turkey yet. No, not yet. But we will. It's shame on you. It's part of our travel. So we go all around Europe. We go to Russia and then we go down and go towards Turkey. Which part of Turkey? Well, you tell us. Where should we go? You tell us. Yeah, you're gonna be popular in Turkey. Nobody will accept money from you. Big hospitality. Okay. Evet, şimdi 1 minute. First, I'm gonna Sunset Dental where to go. Okay. Evet, sevgiler. Bunlar bu iki aşık ülkemize de geleceklermiş Rusya'dan. Para almayın diye buradan bir temennide bulunalım bari de jest olsun. You like mountain type, huh? Mountain beaches, everything. Oh, nice city. Small towns. Yes, we like everything. Yeah. Not the big tourist areas. Ah, one second. Evet sevgiler. Ufak tefek yerler seviyormuş. Feridun, senin memlekete yollayalım. Soller Koyu sevgili seyirciler. Mallorca'nın kuzeyinde Soller Koyu'ndayız ve gerçekten bana göre güzel bir koy. Hiçbir itirazımız yok. Yani koya bakıyorsunuz ve içiniz açılıyor. Burada ne var? Demir yolu var sevgili seyirciler. Enteresan fakat Mallorca adasında demir yoluna önem verilmiş ve adanın etrafında böyle bir demir yolu görüyorsunuz. Ve bu demir yoluyla da istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Enteresan. Mallorca'da tren olayı böyle sevgili seyirciler. Adamlar turistleri gördüğünüz gibi trenle böyle gezdiriyorlar. İşte en arkada kondüktörü görüyorsunuz. Huzurlu bir şekilde etrafa bakıyor. Tren bütün sahili geziyor. Böylece siz de bu turla beraber sahili görmüş oluyorsunuz. Trenin manzarası da bana göre gerçekten etkileyici tabii. Bir ikilinin arasına kara kedi gibi girdim sevgili seyirciler. Şu anda bana bakıyorlar. Tabii ne dediğimi anlamıyor. You don't understand what I'm saying now. No problem. Where are you from? Where are you from? In Scotland. Scotland. You? From England. England. Yes. Scotland. English, Scottish love. In Mallorca. Yes. You met here? We met here, yeah. Really? Yeah. Ah, I can understand. You see? First question, right question. Maalesef. Evet sevgili seyirciler. Burada kızı bağlamayı başarmış arkadaş. Mallorca'da demek ki böyle rastlantılar oluyor diyelim. How long have you been together? It's about 2 weeks. 2 weeks. It depends on you. 2 weeks. For you, how long? 1 week. Yeah. he started to feel something, but you didn't feel at the same time, huh? Yeah. You waited to be sure. Yeah. Not immediate. You know, girls are like that. You know. Yeah. Not immediate reaction. Yeah. You run after them. Run after them. Run after them. One time. The clouds. Yeah. Nice relation, but we support that relation. Okay. What's your job? I'm a children's rep. Oh, children's rep. So you were. I work in the bar. I work in the bar. Yeah. So you met in the bar. Yeah, you made service.
Yeah, and, but you couldn't concentrate on what you were serving. Yeah? No, so yeah. Not. Just looking at the eyes. Yeah. What about children? How old are they? 3 to 12 years old. 3 to 12, yeah. So, you can take care of children very good then, huh? Yeah. You're an expert. You're an expert. I'm an expert, yeah. Expert, yeah. So maybe you find the childish style in him. Yeah. Childish spirit. Yeah. The big kid, the big child. Benim bebeğim diyor sevgili seyirciler. Yani çocuğuymuş fakat ufalmış da büyümüş mü? Onun tam tersi mi? Artık onu şu anda toparlayamayacak. Kusura bakmayın, bir süredir İngilizce yaktığımız için. Feridun, nedir durum? Haftanın mini sevgili seyirciler. Adı üzerinde minik ve her zaman gibi sıcak bir sohbet sizi bekliyor. İşte bu hafta karşınızda Olivia. Dünyanın en güleç çocuklarından biri sevgili seyirciler. Take the microphone. Ask me a question. What's your name? My name is... My name is Acun. Have a dollar. In fact, no, brother, man. You have two. $2 means a snack, but it means a lot to you. I know where you're from. Where am I from? Turkey. For the first time, I saw a man with no clothes, no money, no place. Mr. Wayne. That's his name. No one ever knew his name because he's a no one. Never thought twice about spending on an old woman until I had a chance to get to know one. Where do you live? I live in Istanbul. It's a very nice city. Is that your brother? This is not my brother. I don't like him. I hate him. Go away. Okay, let me ask you then, okay? Freedom, a free that you and I think is dumb. Free to be without the worries of quick to this society. For Mr. Windows a bum. How old are you? 7. What do you do when you don't go to school? Watch TV. Watch TV? Which program you like most? Cosby. Cosby? Bill Cosby? The Cosby Show. Cosby Show. Evet sevgili seyirciler. Cosby Show sevgili seyirciler. İnşallah biz de öyle oluruz. Adam 30 yıldır televizyonda ve hala ufak çocuklar onu sayıklıyor. Buradan Bill Cosby'ye tebriklerimizi iletiyoruz. Do you sing songs? Yeah. Which song do you like at most? Somewhere Over the Rainbow. Come on, sing it for us. Come on, 1, 2, 3. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up when the clouds far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you'll find me. Okay, bravo. Evet, sevgiler, durdurmazsak yaklaşık yarım saat kadar bizim programımız biliyorsunuz sınırlı. Show TV yetkilileri gönül isterdi ki bize 4 saat daha versinler. Fakat maalesef şarkıyı burada kesmek zorundayız. Very beautiful song. I know a song too. Do you want me to sing it? Do you love your mommy? Of course. Of course. Does she do what you want always? Does your mommy? No. No. What doesn't she want you to do, for example? Jump on the bed. Jump on the bed. Do you jump on the bed? Yeah. She goes crazy when you jump on the bed? Yeah. What does she do when you jump on the bed?
because I jump on her bed and she has a water bed. And then I like to fall down on it. Well, she thinks that I'm going to fall on the floor. But you don't fall on the floor. Yes. You are very, of course, clever girl. You don't fall on the floor. Yeah, but one time I was standing on a couch and I fell on my head. Did it hurt? Yeah. Did you cry? Yeah. Evet, it was when I was 3. Now you don't fall, of course. Yeah. That you and I think is dumb. To be without the worries of a quick to this society. For Mr. Wilson, when you grow up, you come to Turkey, okay? I don't know. Because my mom said I'm going to be a famous person. I could go all over the world. Türk seyirciler, annesi ileride meşhur olacaksın ve dünyayı dolaşacaksın demiş. Ona buradan annesine çocuğu ufak yaşlarda meşhur etmeye çalışma diye bir tavsiyede bulunalım. Mr. Wynn, a man, a human in flesh, but not by law. I bid you dignity to stand with pride, realize that all in all, you stand tall. What will you be? I'm gonna be a lot of things. Will you marry? Will you marry? Yeah. How many children will you have? I wanna have 20. 20 children. So you can play with them, ha? Evet, sevgiler. 20 tane çocuk istiyormuş. İstesin bakalım. 20 çocuğu doğursun da göreyim tabii. And I want them to be twins. Twins. So, yeah, okay. 10 tane de kurtardı doğum olayını. What do you say about him? My cameraman. Did you like him? Evet sevgili seyirciler, bu kadar domra konuşabilir. Gördüğünüz gibi yaşı küçük ama aklı büyük demişler. Feruz'u sevdin mi diye soruyorum. Şöyle böyle diyor yani. Did you like me? Yeah. Ne büyüksün sen ya. Sıra geldi kamera arkasına. Neyi hatırlatıyoruz? Chatbox sevgiler. 33.0 Chatbox. Biliyorsunuz aranızda mesajlaşıyorsunuz ve isterseniz bana da mesaj yolluyorsunuz. 33.0'a Acun Rumuzlu'ya yollarsanız ben okuyorum. Eğer Acun Rumuzlu değil de başkasının rumuzunu koyarsanız onlar okuyor. Ve böylece mesajlaşabiliyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Kamera arkasına giriyoruz. Feridun'un bir özelliğini söylüyorum tek seyirciler. Feridun benim kameraman biliyorsunuz. Onunla ilgili bir özellik söylüyoruz. Bu seferki özelliği şu. Bu adam at yarışına hasta. Yani at yarışı hastası. Ne yapıyor? Sabahın akşama kadar at yarışı oynamıyor. Fakat böyle 3 milyonluk 2 milyonluk kupon yapıyor. Ondan sonra bütün atları ezbere biliyor. 10 yıl evvelki atlar dahil. Mallorca'dayız. Atları görünce bizimki coştu tabii. Bence abi depar bölgesi karşısı tamam burada evet. Kenter yapıyor atlar. Ne diyor? Bu tam açı tabii oğlum. Hangisi abi gelir? Bak. Hangisi gelir? Şuraya geldiği zaman bak şu çubuktan itibaren kentere başlıyorlar. Deparı orada atıyorlar. Kenteri burada yapıyorlar. Yani sprintleri orada yapıyorlar. Kenterleri burada yapıyorlar. Bence bu bölge değil. Hayır. Yani. Burada depar yakalayamıyorlar. Senin atın olmadığına ve at yetiştirmenine göre bunları nereden biliyor olabilirsin? At yarışçılığı camiasına yakın olmam lazım. Başında altı işaret olan bir camia mı bu? Puanlının bilimseli vardır bir de. Hayır yani bu at yarışıyla ilgilenen herkes şey mi abi jockey mi yani? Ben profesyonel ilgilenmiyorum. Abi bir şey söyleyeceğim sen. Altılı oynuyorsun. Senin olayın o. Klasik altılıyı klasik oynarım. İki ayak iki oynarım. İki ayak tek oynarım. İki ayak da üç yaparım diyemedin mi kuponu? Her zaman değil. Bursa'da oynamam bir şey. Ne? Bursa'da oynamazsın. O zaten Bursa'da oynamıyorsan değilsin atçı. Hadi abi. Şimdi atların arasındayız ya. Feridun'a güvendim. Kendimi teslim ettim. Feridun ne dese yapacağım. Şimdi arkada bayan jokey geliyor Acun dedi. Ben de hemen anonsa başladım bayan jokey diye. Tabii jokey yaklaştıkça bayan değil erkek oldu ortaya çıktı. Yani 20 metre offside dedi. Hadi abi. Kadın geliyor arkadan ondan açılıyorum. Evet. Hayır. Tabii burada şöyle bir fark var sevgili seyirciler. Bayan sürücüler de var. Evet jokeylerin bazısı bayan. Yani erkek bayan fark etmiyor burada. Çünkü jokeyin çok hafif olmasına gerek yok. Sonuç itibariyle bir araba var ve atın mühim olan o arabayı çekmesi. Tabii kilo belki önemlidir ama mesela gördüğünüz gibi bayan bir jokey var sevgili seyirciler. Ulan bu mu bayan?
Abi ne bileyim saçları, maçları bayan gibi. Ya yarım saat konuştum ya, yarım saat. Abi ben de bilmiyorum yani, abi kız gibi görünüyor adam ya. Ben böyle şokeyi görmedim zaten. Bunun neresi kız lan? Her haftaki tartışmalarımızdan biri. Konu şu, koyun mu keçi mi? Sizce ne? Seyredelim bakalım. Aa bu ne lan? Evet sonra. Bence bunlar keçi. Koyundan görmüyor musun? Renkleri keyi giriyor abi. He? Hadi abi olsun ya, koyun onlar. Koyun. Tamam. Şimdi sıra turda tabii ki seyirciler. Ne turu? Dünya turu. Bütün dünyayı gezeceğiz. Ülke ülke, şehir şehir gezeceğiz ve dünyayı size göstereceğiz. Yo, mic check, mic check. Yeah, here you go. Oh, nah, he over here. Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Hey, ...1526'da İspanyollar Quito'ya geliyorlar sevgili seyirciler. Ve burada terör estiriyorlar. Burayı Ruminyavi geliyor ve yakıp yıkıyor. Ruminyavi kim diyeceksiniz? Bu adam burada sevgili seyirciler milli bir kahraman, general o zaman. Ve diyor ki Quito'yu yakarım da İspanyollara yar etmem diyor. Bu çocuklar bana niye gülüyorlar? Çünkü Ruminyavi dediğim zaman gülüyorlar. Çünkü bunların diline göre o kadar da iyi söyleyemiyoruz. Tabii adamın adı da kusura bakmayın. Beni aşıyor biraz. Neyse Ruminyavi. Rumi. Ruminyavi. Onu bir söyleyemiyoruz. Dilimiz döndüğü kadar söyleyeceğiz. Bu adam tek seyirciler. Quito'yu yakarım da İspanyollara yar etmem diyor. Onun için de ne yapıyor? Yakıyor ve yıkıyor hakikaten. 1534 yılında Quito'yu yerle bir ediyor. İspanyollara yar etmiyor. İspanyollar da etraftaki ülkelere yerleşip buradaki egemenliklerini sürdürüyorlar. Sonra bir kahraman ortaya çıkıyor. Simon Bolivar. Birçoğunuz duymuştur herhalde. Simon Bolivar geliyor sevgili seyirciler ve burada halkı kurtarıyor. Buranın Atatürk'ü Simon Bolivar. Simon? Bolivar. Bolivar. Tu amore Simon Bolivar. Ke? Simon Bolivar onun için. Çok önemli bir isim. Buranın Atatürk'ü gelmiş, kurtarmış ve Ekvator'un özgürlüğünü sağlamış. Bu çocuğun Simon Bolivar'dan haberi var mı? Soracağız. Gel gel. Simon. Simon. Simon Bolivar. Yaşına başına bakmayın. Bu yaşlarda öğrenmiş. Introducing Miami for Turkish people. Ooh, yeah, it's a travel management program. This is yeah. So calm. Arkadaş biraz alkollü. Üç tane kızı almış. Plajda keyif çatıyor. Conservative, very conservative. Where are you from? We're all from Miami. Nice place, Miami. Nice place. Beautiful. Miami is an awesome place. Hey, Turkey. Whenever you want, you can go swim. No problem. Huh? No yeah. Problem. No problem. You are student? Yes, yeah, FIU. What will you be in future? Teacher. Nurse. Journalism. Which you? And you? No. I have no idea. I graduated though, at least. No, he's not with us now, I think. Yeah. No, I'm here. Yeah, where is your origin from? I'm originally from, I was born in Chicago. My parents are Cuban and Indian. Evet, kızlar size saldırıyor. Sizce arkadaşlar helikopter görüyorsunuz. Helikopterin konuyla hiçbir alakası yok. Bu kızlar kendi keyiflerine bakıyorlar. Thank you very much. Adın ne? Özlem. Özlem, ne kadar da buradasınız? Kaç yıldır buradayız? Kreşe mi gidiyorsun? Var mı orada arkadaşların? Var. Arkadaşların Türk mü? Burada gidince Rus'tu. Evet, benim sorum biraz offside'e düştü şu anda. Ama hayır, belki Türk var, hiç Türk arkadaşın yok. Peki Ruslarla, Rusça mı konuşuyorsun Rus çocuklarla? Konuşamıyorum ki. Konuşamıyorsun. Nasıl anlaşıyorsun? Oyun oynayabiliyor musun? Oynayamıyorsun. Ne yapıyorsun? Oturuyorsun, duruyorsun onlarla. Yeni başladı, öğrenmeye öyle çalışıyor. Öyle mi? Ha. Özlem, çok tatlı bir çocuksun sen. Bak bakayım oraya. Özlem, bay bay. El salla. Öpücük bir gözler. Gönder. Hayır, tamam, utanıyorum. Vatandaşlarımızı gördük, iyi olduk. Şimdi arkada ne var diyeceksin? Burada matruşka satıyorlar. Matruşka deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama ben hemen anlatayım size sevgili. Bunların içinden aynılarından çıkmaya devam ediyor. Mesela şunu alacağız şimdi.
kadar insan burada neyi bekliyor? Merak ediyor musunuz? Merakınız hemen gidereyim. Çok enteresan bir olay var. Çok mu enteresan bilmiyorum ama burada aşağı atlıyor bunlar. Gelin. Gelin şimdi gelin. Gelin. Göster arkadaşlar. Arkadaş göster. Yüksekten korkmuyorsanız buradan aşağı atlıyorsunuz. Evet atlıyorsunuz. Yüksekten korkmayan bir arkadaş orada şu anda. Atladı işte bayan atladı. Atlıyor çocuk şnorkelle. Hazır mısınız? Düştü. Evet. Zevkli gibi görünüyor. Hani biz atlayacak mıyız hayır atlamayacağız. Vallahi millette korku yok. Herkes atlıyor. İşte görüyorsunuz. Yine bir kız atladı. Yani 30-40 kişi atladı. Daha atlamaya gelenler de var. Burası atlama köşesiymiş. İşte şu anda etrafta tekneyi görüyorsunuz. Arkada bar var. Barda içiyorlar seyirciler. Ondan sonra da atlıyorlar. Bunlar hep içiyor ve atlıyor. İşte yeni kız atladı. Atladı. Evet. İyi atlayamadı açıkçası. Biraz pişmiş olabilir. Waiting to jump. Waiting to jump, yes. First time, no? You tried. First time, first time. Yeah, a little nervous? No. No. You see? Yeah, right. It was hard, no. It was a hard swim in, but I think it'll be easy to jump down. Yeah. Everybody says it's enjoyable. Yes, it should be. Hope so. If I come up. Kuyrukta bekliyorlar. Araya kaynak yapmayın şeklinde sesler duyuyorum şu anda. Şimdi yanındaki boya poza bakın. How are you? Very good. We took your picture jumping. You took my picture? Yeah. Do I look afraid? No. You are calm. All right. But it is a little suspicious in the beginning. Oh, yeah. Yeah. Well, how does it feel to jump? Good after he did it. Yeah. Scary as you're coming down. Yeah. Böyle iri durduna bakmayın. Bu işler boya cüsseye bakmaz. Biraz evvel buradan atladı ama atlarken o kadar gerildi ki. Skill konusunda son ödülsüzleri aldı. Evet, atlıyor heyecan dorukta ve işte atladı. Fakat evet, biraz tedirgin bir atlayış oldu bu. Nerede çalışıyoruz? Queen Mary 2. Peki gemiden memnun musun? Gemi çok büyük. Evet. Personel olarak yoruyor biraz. Yorucu tabii. Ama müşteriler de tabii oldukça zenginler yani. Zenginler de var, şeyler de var. Normal müşteri de var. Öyle mi? Çünkü kademe kademe. Alttakiler, üsttekiler. Queen Mary'de mesela iki kişinin birbirini hiç görmeme ihtimali de var mı? O kadar var. Ben bir aydır Türkiye'deki öbür müdürlerle görüşemedik henüz. Öyle mi? Selam bile verip eşi geldi, görüşemedik de. O kadar büyük gemi yani. Evet, çok büyük. Siz parayı yakalayın, ondan sonra Queen Mary'yi kapatın, sonra Erdal'a emanet olun değil mi? Ne iş yaptığımı da söyleyeyim. Ben restoranda müdürüm, asistan müdürü diyeyim. Oh maşallah. Erdal yakında kaptan olursunuz ama inşallah. Kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, vatandaşımız tabii. Türk görmenin farkı bu işte. Sanki istemem Türk'ü bulduk. Erdal sağ olsun bizi teknesine davet etti. Teknesi dediğimiz Queen Mary. Queen Mary. Öğrencileri görüyorsunuz. Hello. Hello. How are you? Thank you. How old are you? Nine. 9 yaşındaymış bunlar sevgili seyirciler. Öğretmenleri şu anda fırça atıyor ön tarafta. Dön abi. İşte öğretmenleri fırça atıyor. Gel buraya. Say hello, 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 hello. Evet. Hello. Evet sevgili seyirciler. Çocuklar şu anda fırçalarını yediler. Öğretmenleri çağırıyor onları. Şu anda koşuyorlar. Birbirinden sevimli çocuklar görüyorsunuz. Bunların hepsi şu anda okuyorlar. Amaçları okuyup hiç olmazsa buradaki şartlara göre biraz daha düzgün bir şekilde yaşamak. Öğretmenler oldukça agresif. Ama biz tabii yaklaşık bir şeyler söyleyeceğiz. Excuse me. 1 minute for Turkish children. We want your... para istiyoruz. Burada öğretmenlerin de geliri demek ki pek iyi değil. We don't have any money. We don't have enough money to return to our country. You've come here because you have money. Servisleri geldi tabii. Servislerine doğru gidiyorlar. Okul biraz evvel dağıldı. Bütün çocuklar evlerine gitti. İşte okuyorlar. İnşallah okurlar. Buradaki zor şartlarla onlar buluşmaz diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Turumuza devam ediyoruz.
the struggle would stop today. A lot of niggas dead or locked away. Teenage women growing up with AIDS. Cause that's the life when you're living in the merak ediyor olabilirsiniz. Security'yi bağladık gördüğünüz gibi. Security tamamen kontrolünde şu anda. Merhaba. Merhaba kardeş, merhaba. Merhaba Turkish. How do you know Turkish? I met a friend in the United States, Turkish. He taught me how to say merhaba kardeş. How do you know Turkish people? How are they? He's a very good friend of mine. Very nice people. They are trustable people, trustable. Very, very, very trustable. Welcome to Puerto Rico. Evet, gördüğünüz gibi güzeller. Bodyguard da aramız iyi. Ajun Pirarda. Ajun Pirarda. Ajun. Ajun Pirarda. Ajun Pirarda. Ajun. Ajun Pirarda. Ajun Pirarda. Ajun Pirarda. Ajun. Ajun Pirarda. Ajun. Ajun Pirarda. Ajun Pirarda. Ajun. Ajun Pirarda. Evet, Pirarda'yım.